أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Cenab-ı Hakk'a hamd ve senalar olsun. Selat ve selam, değer, kıymet, yüce makamlar Hazreti Muhammed olsun. Rabbimiz ona yol arkadaşı olarak takdir ettiği topluluktan, sahabelerden razı olsun. Her birimizi onları iyi niyetle takip eden müminlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün de vahiy sohbetleri programımızın bir yenisiyle beraber olacağız. Bu meşru olaydan sonra 4. programımız. Vahiy sohbetleri 2 bölümlü yaptığımız bir sohbet. 1. bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılmış olan birkaç haber üzerinde duruyor. 2. bölümünde ise başladığımız Meryem suresinin kaldığımız ayetten itibaren olan bölümü anlamaya, anlatmaya çalışıyorduk. Niçin hadis ve Kur'an bir programda var? Çünkü dinimizin iki önemli kanadıdır. Birisi işin teorik kısmını, nazari kısmını oluştururken, diğeri Efendimiz Aleyhisselam'dan dinleyeceğimiz haberler, uygulamaları, Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu hayat ölçülerinin pratik uygulamalarıdır. O nedenle bu ikisini birbirinden ayıramayız. Aynı programda olması belki zaman yokluğundan da kaynaklanıyor olabilir. Hadisimizin mevzusu, önceki programlarımızdan hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hak kendi elçisine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun beraberinde olan iman eden müminlere ve ta bugüne kadar uzanan bizlere büyük bir ahlak hedefliyor. Bu büyük ahlak için bizi koşturuyor. İlk inen surelerin bize anlatmış olduğu önemli mesajlardan bir tanesidir ahlak konusu. Sen elbette ki büyük bir ahlak üzeresin derken bu ahlakın önce tersten inşası zikrediliyor. Ne demek tersten inşası? Önce ahlakı bozan şeylerden kendinizi arındırın diye Allah فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتِلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ Bu ayette iman eden her bir insanın, her bir müminin uzak durması gereken, ahlakı bozan, toplumu ifsad eden bir takım hasletler zikredilmiştir. O hasletleri biz tek tek ele aldık. Bugün 4. haslet üzerinde duracağız. Nedir konu? Alay konusudur. فَلَا تُتَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ هَمَّازٍ Yani insanı yüzüne ve arkasına alaya alan, tahkir eden, onur ve haysiyetiyle oynayan, aşağılayan, saygınlığını zedeleyen kimselerle olma, bu özellikten de hasreten uzaktır der Cenab-ı Hak. Ne demek alay etmek? İnsan eşref-i mahlukattır. Yaratılmışların en değerlisidir Allah nezdinde. Yaratan Allah'tır. Yaratırken, insan yaratılırken kainatta sınıf sınıf bir takım varlıklar vardı. En üstünde melekler, hemen altında cinler, hemen altında hayvanlar, hemen altında bitkiler ve hemen altında cansızlar. Yeni misafir edilecek ve yaratılacak insan için acaba hangi yer uygun görüldü? Cenab-ı Hak insanı nereye konumlandırdı? Ve baktık ki yaratıldıktan sonra insana bütün melekleri secde ettirmek suretiyle en yüce yeri Allah ayırmış. En yüksek payeyi ona vermiş. Kendi suretinde Rahman insanı yarattı. Kendi ruhundan insana üfledi. Ona hakaret etmek,
bir yönüyle ucu Cenab-ı Hakk'a değen tehlikeli bir yaklaşımdır. Onu aşağılamak, saygınlığını zedelemek, Cenab-ı Hakk'ı, onun Allah'ın saygınlığını, Allah'ın değerlerini küçültmek, ayaklar altına almak, onu zayi etmek anlamına gelecektir. Bu nedenle alay etmek büyük günahlardan sayılmıştır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın alayla ilgili ya da insanların ayıplarını dile getirmek, ayıplarını gözetlemek, teftiş etmekle ilgili bize duyurmuş olduğu önemli bir hadis. Yer Mekke'dir. Zaman hac mevsimidir. Zilhicce ayıdır. Mekan Mina'dır. Şeytanın taşlandığı yer. Konuşan Allah'ın elçisidir. Konuştuğu konular bütün insanlık için hayati niteliği taşıyacak olan konulardır. Çünkü bir vasiyet niteliğindedir Efendimizin hac mevsiminde yaptığı konuşmalar. Şöyle buyurur: İnne dimâekum ve emvâlekum ve a'râdekum haramun aleykum. Kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız hürmet gösterilmesi gereken değerlerdir. Ve kimse onlara herhangi bir saygısız ifade ya da hareketle yaklaşamaz. Haramdır. Kehurmati yevmikum hâde. Tıpkı içinde bulunduğunuz bugün gibi ki o gün cumaydı. Fî şehrikum hâde. Tıpkı içinde bulunduğunuz bu ay gibi ki o ay zilhicceydi. Aylar içerisinde en bereketli, en mübarek, en değerli aylardan. Yani hac ayı. Ve fi beledikum hâze, bunun hürmeti, insanın, onurunun, malının, canının hürmeti tıpkı içinde bulunduğunuz bu mekanın hürmeti gibidir. Mekan ne? Harem bölgesi. Mekke'dir, Mina'dır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak değerlerini bize tanıtırken, değerler üstünde bir değer olarak tanımladığı insana bir kıymet biçmiştir, bir saygınlık biçmiştir. O saygınlığın öyle ya da böyle ihlal edilmesini şiddetle haram sayıyor. Yine bir başka haber. Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem, biz Müslüman camiasını birbirimizle ilişkiler anlamında kardeş diye ilan ederken bu kardeşliğin bir bedeli, bir hukuku vardır. Onu tarif eder. O hukuk içerisinde neyi zikreder? Sizlere birbirinizin canı haramdır, hürmetlidir, saygındır, saygı gösterin. Irzı, onuru hürmetlidir, saygı gösterin. Canı hürmetlidir, saygı gösterin. Bir Müslüman diğer bir Müslümanı asla muhtaç halde iken bırakmaz. Bir Müslüman diğer bir Müslümanı çaresiz durumdayken terk etmez. Müslümanın birbirine hürmetli olması lazım diye sallallahu aleyhi ve sellem belirttikten sonra اَتَّقْوَ هَاهُنَا işin merkezi kalptir. Herkes kendi kalbini yoklasın bu noktada. İşin merkezi kalptir. Takva dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı saymak, hayatı onunla yaşamak, o merkezden yaşamak anlamına gelen takva, mahal olarak kalpte yer tutar, orada neşv-i neva bulur, gelişir ve kendini elde, ayakta, dilde, konuşmalarda, gözde, kulakta, yani gözlemlemede ve dinlemede gösterir. Hiçbir Müslüman diğer bir Müslümanın bir Müslümanı hakir görmesin diyerek de küçümsemenin aslında Allah'ın kıymetini küçümsemek anlamına geldiğini ifade eder. Bir deneme olsun diye şu arkamdaki ekrandan ne anlattığımı da göstermiş olayım. Evet. Demek ki insanın diğer insanlara hürmet nazarıyla bakması Cenab-ı Hakk'ın emri.
Küçümseyici edayla bakması ise Cenab-ı Hakk'ın kıymetini zayi etmektir. Alay etmek, insanın onun ve haysiyetine ne saygısızlık yapmak. Cenab-ı Peygamber'in, bakın, Cabir bin Süleym radıyallahu anh ile yaşadığı bir hadise. Der ki Cabir bin Süleym, Badiye'de yaşayan bir insan, bedevi şehir, onun yaşam yeri değildir. Kırsal yerlerde yaşar. Genellikle tek başlarına yaşarlar. Bir yönüyle medeniyetin girmediği mahalledirler. Sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra ilan ettiği ve bütün çevrede akis bulan Hakk'a davet çağrısı onların da kulağına değmiştir. Ve varmışlar Allah Resulü'nün yanına. Resul-i Ekrem'i önce mescitte süzdüm diyor. Yaklaştım, sordum sağımdaki solumdaki insanlara, kim bu adam? Bu Allah'ın Resulüdür dediler. Vardım ve sordum, sen Allah'ın Resulü müsün gerçekten? Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. Ne demek Allah'ın Resulü? Allah dediğin şey diyor Cenab-ı Peygamber. Hani daralırsın ya, bütün çarelerden tükenirsin, bir çare aklına gelir. İşte onun elçisiyim ben. Hani kıtlık zamanı sağda bütün kapılar kapanır da çaresiz kalırsın, nimet için bir kapı aklında kalır, işte ben o kapının elçisiyim. Hani amansız bir derde düşersin, derman ararsın, bütün dermanlar tükenir. Bir tek varlık hariç, işte ben o dermanın elçisiyim. Peki ya Resulallah diyor, ben badiyede yaşayan bir insanım ve yolcuyum. Döndüğüm zaman bir daha sizi görüp görmeyeceğim belli değil. Öyle bir vasiyette bulunun ki bana hayat boyunca azık olsun. Yol azığı. Ve bakın ne der sallallahu aleyhi ve sellem. İttakillah. Önce hayatı Allah merkezli yaşa, onu say, ona danış nasıl yaşayacağın için. وَلَا تَحْقِرْ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Hiçbir iyiliği hakir görme. İyiliği takdir edemeyen Cenab-ı Hakk'ı hiç takdir edemez. Hiçbir iyiliği tahkir etme, küçümseme. Hatta bu, tükenmekte olan suyunu sen içtikten, kullandıktan sonra kardeşin de içsin diye onun bardağına döktüğün su dahil olmak üzere o iyiliği de hakir görme. Hatta bu, yine senin bir ayakkabı bağcığını kardeşine lazım olduğu zaman sunmuş olman bile olsa bu küçük iyiliği bile hakir görme. Yine kardeşine yapacağın iyilikleri küçümseme, hakir görme. Bu güler yüzle onu karşılaman da olsa. Yani iyilik namına elinden ne gelirse o önünde olsun, küçümseme. Nasihatine üçüncü madde olarak şöyle devam eder. وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ Elbiseni bir başkasına üstünlük aracı olarak kullanma. Markalarına güvenip ya da onu giyindikten sonra diğer insanlara bunu hava atma konusu yapma. Çünkü bu kibirden olur, Allah da kibri asla sevmez. Bir dördüncü nasihati, bir insan sana hakaret ederse, küfrederse, sende olan bir ayıpla seni kınarsa, sen onda olan bir ayıpla onu kınama. Çok müthiş bir nasihat tabii. O sende olan ayıpla seni kınayacak ama sen bilmiş olmana rağmen onda olan ayıpla onu kınamayacaksın. Niçin mi? Çünkü eşref-i mahlukattır. Cenab-ı Hakk'ın hürmeti vardır. Allah insan diye yaratmışsa hürmeti, saygınlığı korunmalıdır. Ve bir son madde, asla hiç kimseye küfretme. Bu bir hayvan da, bir taş da olsa. Asla hiç kimseye küfretme. Evet, bir bedevi araba Peygamber Efendimiz'in medeniyet kazandırıcı nasihatleri bunlar. Aslında hepimize yönelik nasihatlerdir.
Düşünün ki bu ilkelerle hayatı yaşayın. Sağınızda solunuzda hangi insan sizden rahatsız olur? Hangi insanın saygınlığı zedelenir? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vebali ve haramlılığı en ziyade olan günah olarak bunu işaretler. Bir haberde aleyhisselam inne erber riba ziyadesiyle haram olan şey nedir bilir misiniz? Ziyadesiyle bir Müslümana hakaret etmenin, onu küçümsemenin, onu horlamanın, insanların işlediği günahlar içerisinde en ziyade günah olduğunu bilin. Ve yine aleyhissalatü vesselam, insanlara yönelik yaptığınız alaycı, hakaretamiz söz ve hareketlerin tümü Cenab-ı Hak nezdinde en şiddetli günahtır. Böylece bilinsin. وَاَشَدُّ الشَّتْمِ الْهِجَاءُ Ve hakaretlerin de en büyüğü nedir? Edebi ifadelerle, kelimelerle giydirilmiş olan hakaretlerdir. Şiire dökülmüş hakaretler. Yani karşıdaki insanın size cevap vermekte aciz kalacağı türden hakaretler en şiddetli hakaretlerdir. Ve yine sallallahu aleyhi ve sellem bu günahın çirkinliğini anlatan bir başka ifadesinde şöyle der. اِنَّ اللّٰهَ يُبْدِدُ الْبَيْتَ الْلَحْمِ Allah et evinden öfkelenir. Et evi nedir? İçinde Müslüman ya da insanların arkasından çekiştirildikleri, hakaret gördükleri, alaya alındıkları, açıklarının konuşulduğu, ayıplarının zikredildiği evler. Allah'ın en çok öfke duyduğu evlerdir. Birkaç örnekle buna bakalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Ayşe üzerinden bize zikrettiği birkaç örnek var. Ayşe annemiz bir keresinde Resul-i Ekrem'e der ki Ya Resulallah o senin hanımın var ya der ve eliyle onun kısa boylu olduğunu işaretleyen bir işaret gösterir. Sadece bir işarettir. O senin hanımın var ya der ve Safiye'yi kastederek, Safiye annemizi kastederek eliyle onu küçümseyici bir işaret olsun diye boyunun kısalığını zikreder. Aleyhisselam'ın cevabı ne olmuştur? Ayşe, öyle bir kelime ettin ki deryaya düşse orayı kirletir diyor. Okyanusa düşseydi o kelime, o işaret orayı kirletir, karıştırırdı. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka haberinde bakın, bir örnek daha vereyim. Ayşe annemiz der ki, bir adamı Peygamber Efendimizin yanında zikretmeye koyuldum. Onun kimi hatalarını, ayıplarını konuşacaktım ki, Allah Resulü Aleyhisselam önümü kesti. Ve dedi ki, dünyanın şu kadar şu kadarı bana verilse, bir insanın aleyhinde konuşmaktan bana daha sevimli değildir. Ya da bir başka ifadeyle, bir insanın arkasından onun ayıplarını konuşmak, dünya bütünüyle bana verilse daha tercihe şayan değildir. Ve son bir örnek vereyim. Yolculuk sırasındadırlar. Hazreti Safiye kervanda, Hazreti Ayşe kervanda, Hazreti Zeynep de kervandadır. Resul-i Ekrem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yol süresi içerisinde Zeynep'in Safiye'nin devesine bakar. Ve cılız hastalıklı olduğunu, yol alamadığını görünce iki devesi olan Zeynep'e döner ve der ki Zeynep, istersen develerinden bir tanesini Safiye'ye ver. Nitekim onun devesi cılız ve hastalıklı, yol alamıyor. Hazreti Safiye için Zeynep annemiz ne der peki? O Yahudi kadına ben bir şey vermem der. Evet, eski dini Yahudilikti. Sonra Efendimizin eşi oldu ve İslam'ı seçti. Ama eski halini onun için onu kınama unsuru olarak dile getirmeyi sallallahu aleyhi ve sellem çok çok kederlendiği, üzüldüğü ve kahırlandığından dolayı
Zeynep'le iki ayı aşkın beraber olmamıştır. İki ayı aşkın onunla konuşmamıştır. Bu örneklerden de anlaşılan, Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesinden verdim ki, bu konuda hiçbir aileye, hiçbir insana tolerans tanınmamıştır. İster peygamber eşi olun, ister diğerlerinden olun. İnsanın onur ve haysiyetini, saygınlığını zedeleyici herhangi bir söz, bir hareket, hatta bir mimik bile, bir işaret bile şiddetle haram kılınmıştır. Ve son olarak bunların ahirette görecekleri sonuçları kısaca belirteyim. Mahşere bizi götürüyor Peygamber Efendimiz ve insanların saygınlığını zedeleyici davranan, konuşan kimseler, bunu tarz edinmiş kimseler ağızlarından mühürleneceklerdir. O mühür, bütün insanların onları gördüğü zaman tahkir edecekleri, zelil görecekleri bir mühür olarak taşınacaktır. Yine bir başka haberde Aleyhisselam, mahşerde bunların suretleri aynen af buyurun köpeklerin sureti gibi olacaktır. İnsanı küçümseyen, onu hakir gören, onu alaya alan kimselerin mahşerdeki suretlerini Efendimiz Aleyhisselam fi vucuhi kilab diye ifade etmiş. Tıpkı köpeklerin sureti gibi olacaktır. Aleyhissalatü vesselama yine hem Miraç'ta hem de rüya aleminde iki farklı sahne gösterilmiş. Her ikisinin de ortak özelliği şu. İnsanlarla alay eden ve onlara hakaret eden, küçümseyen, onların ayıplarını araştıran kimseler hem taraklarla etleri soyulacak hem de kendilerine Cenab-ı Hak azarlayıcı bir damga vuracaktır diye belirtir. Azarlayıcı bir damga vuracaktır. Bunlar kimlerdir ya Resulallah? Bunlar insanların onur ve haysiyetiyle oynayanlardır diye belirtir. Ve son olarak kim bu hastalığa girmişse bilsin ki bunun sonu cennetten mahrumiyettir der Peygamber Aleyhisselam. La yedhulul cennete el-kattâtu. İnsanların ayıplarına kulak dikenler. Konuşulan sohbet yerlerinde insanların ayıp ve kusurlarına yaklaşık kulakla dikizleyenler, gözle gözleyenler bilsinler ki cennetten mahrum edileceklerdir. Nasıl bir mahrumiyettir bu? Yani cennete ilk girecek, cehennem veya ceza görmeden girecekler arasında olmayacaklardır. Evet, Cenab-ı Hak saygınlığı bozan insanı, Allah'ın en şerefli, en değerli mahluku olan insanı küçümseyen, küçük kılan, onu horlayan bu benzeri yaklaşımları Resul-i Ekrem'in dilinden bize tanıttı. Hepinizi Allah muhafaza etsin bu hastalıktan. Evet, suremiz Meryem suresi ve okuyacağımız ayetler 77. ayet, 82. ayet arası bölüm. Cenab-ı Allah biz insanların dikkatini bir insan tipine çekecek şimdi. Dikkat buyurmamız için ifadeye, ayete Allah eferaite ile başlar. Ne demek eferaite? Eferaite gördün mü demek. Görmemizi istediği bir insan tipidir bu. O insanın taşıdığı hasleti Cenab-ı Hakk'ın bize incelemeye alın. Bunu düşünün. Bunun üzerinde kafa yorun. Çünkü bu insan tipi iflah olmayacaktır. Kimdir bu insan tipi? Ellezî kefer. Küfreden bir insan. Yani kendisini hakikate kapatan insan. Kendisini hakikate kapatan insan. Heva ve arzularınca yaşayan insan. Hak diye Allah'ın indirdiği ne kitap ne de hak diye çevremizde serpiştirdiği tabiat
onun nazarında değildir. Değildir çünkü sorumluluk almak istemiyor. İşte bu insan tipini iyi inceleyin. Bu insan tipine dikkat kesin. Kefera bi ayetine, bizim ayetlerimizi yok saydı. Bizim ayetlerimizi yalanladı. Bizim ayetlerimizi inkar etti. Allah iki büyük ayet indirmiştir. Birisi yaratılmış olarak insan ve tabiat ayeti, diğeri ise indirilmiş olarak Cenab-ı Hakk'ın mesajları. İşte bu iki ayet alanı bizi Hak'la buluşturacak işaretler taşır. Ayetin manası ne? Bizi Hak'a götüren işaretler, manalar demektir, belirtiler demektir. Güneş bir belirtidir, gök belirtidir, yıldızlar belirtidir, dal, yer, deniz, hayvan, insan belirtidir. Gece, gündüz, dün, bugün, yarın belirtidir. Bütün bunlarla varacağımız yer nedir? Varacağımız yer Hak'tır, hakikattir. Hakikate varınca kendimize çekidüzen verecek. Biz bunun neresinde diyeceğiz ve sorumluluğumuzu takınacağız. İşte sorumluluktan kaçmak arzusunda olanlar gözlerini kapayacaklardır. Kalplerini perdeleyeceklerdir. Kulaklarını tıkayacaklardır. Ne onlar tabiattaki Allah'a götüren işaretleri görecek, ne tabiattaki Hakk'ı sesleyen sözleri dinleyecek, ne de tabiatta Hakk'ı hissettiren manaları hissedeceklerdir. Körlemesine bir hayattır yaşadıkları. Evet, Allah'ın ayetlerine karşı inkarcı davranan kimseleri gördün mü? İkinci ayet alanı neydi? Allah'ın indirdiği mesajlardı. Cenab-ı Hak tabiatı ve bizleri sadece yaratmadı. Bir de tabiatın ve bizlerin kullanım kılavuzu, hayat ölçüleri ve düzeni olsun diye kitap indirdi. Bunun nasıl yaşanacağını göstermek üzere peygamber gönderdi. Bu da Cenab-ı Hakk'ın önemli ayetlerindendir. Her iki ayet alanına inkarla yaklaşan, kendini kapatarak yaklaşan kimseye dikkat edin. Hem böyle yaklaşır hem de ardından ne der? وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا der ki, ben gelecek zamanlar dediğiniz ölümden sonra hayatta olsa yaşasam tıpkı bugünkü gibi olacaktır. Bugün veren Allah yarın da bana verecektir diyecek. Kime karşı diyecek bunu? Gelin Hakk'a teslim olun diyen Hak davetçilerine karşı. Kur'an'la ve tabiatta Allah'ı belirten manalarla insanları sorumluluğa davet eden, gelin Rabbinize boyun eğin, ona itaat edin, onun buyruklarınca yaşayın diye davette bulunan kimselere inkar eden insanlar ne diyeceklerdir? Hayır, zannettiğiniz gibi değil. Yarın cehennem falan yok. Yarın siz de üstün olmayacaksınız bugünkünden. Bugün olduğu gibi. Nasıl Allah bugün bize verdi, yarın da verecektir. Bugün üstün kıldı, yarın da üstün kılacaktır. Nasıl mal ve evlatla beni güçlendirdi, bizleri güçlendirdi bugün, yarın da güçlendirecektir. Daha önce bu konu geçmişti. Bugün de dünyaya baktığınızda ne Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ilahi mesajlar olan Kur'an'a iman etmiş, ne de tabiatta insanı Allah'a ulaştıran hakikatleri fark etme sorumluluğu taşımış, taşımayan insanların hükümran olduğunu biliyoruz. Servet sahibi olduklarını biliyoruz. Güç, otorite sahibi olduklarını biliyoruz. Onları gelin Hakk'a boyun eğin diye biz konuşup davet ettiğimizde verdikleri cevap nedir? Hayır, bugün nasıl üstünsek yarın da üstün olacağız. لَمُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا Evet, demek ki mal ve evlat, güç, otorite insanı ne yapar? İnsanı adeta bir tür sarhoş ederek onu bilmediği alanlar, bilmediği mevzularla ilgili ahkam kesmeye götürür. İnanç konusunda ciddiyetsizliğe götürür. İnancı basite almaya götürür. Hakk'a davet eden insanları küçük görmeye götürür. Nitekim olmuş As bin Vail diye o gün Mekke'de yaşayan ve Mekke eşraflarından olan bir adamda alacağı olan Habbab bin Eret isminde bir Müslüman varmış kapısına ve alacağımı istiyorum demiş.
Ya siz ne diyor musunuz ki ahiret var, cennet var, yarın Allah insanlara nimetlendirecek, verecek. Evet, o gün gelsin, o gün bana versin, senin borcunu o gün ödeyeceğim der. Bir tür alaya alır Habbab bin Eret'i. Ve yarın olmayacak nasıl olsa diyerek adeta onu küçümser. Malın, servetin ve gücün insanı inanç konusunda nasıl bir zaafa düşürdüğünü anlamış oluyoruz. Dikkat edin, çünkü Hümeze suresi diye indirilen bir mektupta Cenab-ı Hak ne der? Alay edenlere, وَاِنُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ Yazıklar olsun insanları önlerinden arkalarından alay alıp hakir görenlere, onları küçümseyip ayıplayanlara yazıklar olsun. اَلَّذِي جَمَعَ مَا لَوَعَدَّدَ Mallarını biriktirir, biriktirir, biriktirir ve onu sanki bir değer, bir kıymetmiş gibi toplumun gündeminde dile getirir. Ben şöyle servet sahibi, şöyle zengin, zenginlik sahibi bir insanım der. Mal ve servet onda ne yapar peki? يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَ Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir düşünceye sokar. Ölümü unutturur yani. Ölümü unutturur. Burnumuzun dibinde olacak kadar yakın olan ölümü sanki hiç gelmeyecekmiş gibi uzaklara taşır. Mal ve servet. İşte Cenab-ı Hak bu insan için yarınlarda onu bekleyen şiddetli bir azapla uyarıyor. O öyle bir ateşe girdirilecek ki o ateş sadece bedenini değil, gönlünün içindeki en küçük hücreleri bile yakacaktır. Gönüllere tırmanan bir azapla azaplanacaktır der. Evet, hak davetine kulağını, gözünü ve kalbini perdeleyen, kapatan insanın varacağı tehlikeli bir sonuçtur bu. Hakkın bilgisiyle alay edecek, geleceği unutacak ve ahiret hayatıyla ahiret hayatını küçümseyip onunla alaya kalkışacaktır. اَتَّلَ عَلْغَيْبِ Bu insan bu küstahlıkta haklı sayılabilmesi için ya gerçekten gaybın bilgisine sahip olması lazım, ona gaybtan bir bilgi mi geldi ya da gaybın perdesi açıldı, şimdi görülmeyen şey perde açılınca ona görüldü de mi bunları konuşuyor? اَنْ اِتَّخَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا Ya da Rahman olan Allah'tan bir söz mü almış da böyle kendine güvenerek Hakk'a davet eden kimselerle alay ediyor. Gelecekle ilgili ahkam kesiyor. Evet, gerçekten bir insanın yarınlarla ilgili konuşabilmesi için yarınla kendisi arasında perde olan o perdenin açılmış olması lazım ki yarını görüp öyle konuşmuş olsun ya da yarınların ve dünlerin sahibi Allah'tan bir haber almış olması lazım. Allah, Rahman olan Allah. Bakmayın, böyle bir yanılgıya düşen insanın aslında yanılmış olduğu en ciddi mevzu nedir? Allah'ın rahmeti ne olan güvenidir. Genellikle bir kısım insanın sapkınlık gösterdikleri noktadır bu. İnsanlar bazen Allah'la aldanırlar, Allah inancı düşüncesiyle. Öyle bir düşünceye sahip olurlar ki Allah'la ilgili onun rahmetine, affına, onun mağfiretine olan güvenleri onları dolu dizgin günahkarca hayatlarında devamlı kılar. Kimileri böyle sapar, bir başka anlamıyla söyleyelim, onlar Rahman olan Allah'tan bir ahit mi aldılar ki diyor Allah. Evet, Rahman olan Allah, yani merhameti bol olan Allah. Yarın rahmetini gösterecek olan Allah, bugün rahmetiyle bizi çepeçevre saran Allah, zannetmesin ki günahkar ve kafir insan, bugün küfrüne ve isyanına yol verilmişse, onun haklılığından dolayıdır. Öyle düşünmesin, bilakis Allah'ın rahmetidir bugün, isyana rağmen asiyi, küfrüne rağmen kafiri yaşattıran. Allah cezayı, günah ortaya çıktığı zaman anında indirmeyecek kadar merhameti bol, toleransı çok bir ilahtır.
sürekli olarak tazeler. Her bir tükenişinde yenisini sunar bize. Hadi bir daha, bir gün daha, bir ay daha, bir yıl daha, şu olmadı bundan dolayı diyerek Hakk'ın farklı veçelerini, farklı varyantlarını, farklı boyutlarını kullarının önüne serer ki ondan anlamadı insan bununla Hakk'a var diye. Evet, Rahman olan Allah'ın bizlere uyguladığı toleransa güvenip de insanlar Rahman olan Allah bana ahit verdi, söz verdi. Yarın yine bizim günümüz olacak, yine biz nimetleneceğiz diye konuşmaktır. Hayır, Allah-u Teala'nın hangi sözleri verdiği bellidir. Değerli kardeşlerim, Allah isyana ve küfre azap sözünü vermiştir. Allah imana ve salih amele cennet sözünü vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın kimlere ne tür sözler verdiği bilgisi meçhul değildir. Kitabı niye indirdi? İşte vermiş olduğu sözleri bize bildirmek için. Nasıl yaşarsak bizi nasıl bir akıbet bekliyor? Bugün nasıl yaşarsak ölüm sonrasında nasıl bir hayat bizi bekliyor? Ayrıntılarıyla bu hakikat, bu bilgi Kur'an'da bize anlatılmıştır. Kelle, hayır. Öyle ama yok. Gerçek bu değil. Senet tubu ma yakun. İnsanın söylediklerini biz tek tek yazmaktayız. Öyle ahkam kestiğine bakmayın. Af buyurun, öyle kuru sıkı attığına bakmayın. İnsan hem yaratıcıyı tanımayacak, hem yarınlar için yaratıcının nimet vereceğini iddia edecek. Hem yaratıcının indirdiği hayat düzenine sırtını dönecek, hem de yarınlarda cennetin kendisine ait olduğunu iddia edecek. Hem yaratıcının gönderdiği elçinin mesajlarına kulağını tıkayacak, hem de ölümden sonra hayat yok iddiasında bulunacak. Hayır, dediğiniz gibi değil. Senet tubuma yakul. O insanın dediklerini biz tek tek kayda almaktayız. وَمَا يَرْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsan her ne telaffuz ederse onu mutlaka kayda alan bir yazıcı vardır. Mutlaka kayda alan bir yazıcı vardır. Öyle ki Aleyhisselam'ın ifadesi, hastanın iniltisi bile kayda alınmıştır. O nedenle boşa gittiğini, boşta kalacağını, hesapsız olacağını düşünmesin. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ Bu sözlerin bedeli ağır ödetilecektir. Allah kendisine azabı döşeyecek de döşeyecektir. Uzatacak da uzatacaktır. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ Evet, kayda geçildi her şey. Her şey yazıya döküldü. Ve insan bugün söylediklerini yarın önünde görecektir. Cenab-ı Hak gerçek şu ki diyerek ifade ettiği bu önemli uyarının ardından وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ Söyledikleri yani mal ve evladına güvenerek, gücüne, otoritesine, servetine güvenerek ulu orta konuştuğu, pervasızca, futursuzca bu konuşmaları, bu iddialarını Cenab-ı Hak kendisine yedirecektir. Ve o söz konusu ettiği mal, servet ve evlat, kendisi bunları yine bunları ona veren Allah'a terk ederek gidecektir. Hangi birimiz öldüğü zaman yanında malını, evlatlarını, gücünü, otoritesini, dünyada taşıdığı etiketi, ünvanı beraberinde götürdü? Her giden dünyaya ait olan şeyi dünyaya bıraktı. Kime peki? Allah ondan aldığı bir başkasına verdi. Mirasçı Allah'tır. وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerlerin bütün mirası, bütün mülkiyet hakkı Cenab-ı Hakk'a aittir. Onu yaratana aittir. Bugün verdiyse mukayyettir, sınırlıdır. Zamanı bittiğinde tekrar alınacaktır. Mülkün ve ünvanın sahibi değiliz. Emanetçileriyiz.
İşte وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ O, ağzını doldura doldura ve kendisi için güvenceli gördüğü mal ve evlat, güç ve kuvvet ve makamı bırakacak Cenab-ı Hakk'a ve öylece varacaktır. Kime? وَيَتِّينَ فَرْدَ Tek başına bizim huzurumuza. Evet, hepimizin yolculuk yaptığı nihai yer Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. O huzur, Allah'ın o makamı bizi teke tek sorguya çekeceği, birebir konuşacağı o makamı, burada Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu ayetlerin kaynağı kitapla, Cenab-ı Hakk'ın göstermiş olduğu ayetlerin kaynağı tabiatla, Hakk'a varan, Hakk'a, Hak karşısında sorumluluğunu takınan kimseler, vardıkları Allah'ın huzurunda merhamet, af ve cennet görecekler ama diğer türlüleri Cenab-ı Hakk'ın azap ve öfkesini göreceklerdir. Tek başınıza yanıma vardığınız zaman durumunuz ne olacak? Şöyle de düşünelim şimdi. Bugün elimizden malımız alınsa ve bugün ünvanlarımız, etiketlerimiz bizden bir bir sökülse, alınsa, bugün evlatlarımız yani güç kaynaklarımız elimizden alınsa, biz kendimiz ve toplum için ne değer ifade ederiz diye düşünün. Bu toplumun sizi değerli gördüğü hangi hasletler taşıyorsunuz diye düşünün. Sadakat mi? Doğruluk mu? Vefa mı? Sahabet, cömertlik mi? Af mı? Hoşgörü mü? Merhamet mi? Ne taşıyoruz biz? Eğer bunlardan yoksunsak, bilelim ki bizden alındığı zaman mal, servet ve etiketler, güç ve kuvvetler tamamen değersiz bir varlık olarak Cenab-ı Hakk'ın yanına varacağız. Çünkü Allah'ın bizi hesaba çekerken kullanacağı değer ölçüleri biraz önce sıraladığım özelliklerdir. İman, imana artı insanı insan yapan temel hasletlerdir. Ahlaki değerlerdir. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولْ وَيَأْتِينَ فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً Evet, insanlar Allah dışında ne diye başka ilahlar, başka dayanaklar ararlar? Dikkat edin ifadeye. Onlar Allah'ı bırakıp başka ilahları, başka otoriteleri, başka tutkuları edindiler. Niçin mi? لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً Kendilerine güç katsın diye. Dikkatimizi çekmiştir. Güç katsın diye inancı belirlemek. Yani imanı da güç için düşünmek. İman edilecek şeyleri güç elde etmek için düşünmek. Şu anda dünyada hakim olan anlayışın, ideolojinin ve bu ideolojinin kurbanı olan kitlelerin düştüğü en ciddi hatadır. Güç bende olsun başka bir şey istemiyorum. Servet benim olsun başka bir şey istemiyorum. İman edeceği şeyleri belirlerken de aynı merkezden imanı, inancı belirlemeye kalkışırlar. Yeter ki güç olsun. Erdemli hasletler eğer ardında bir güç taşımıyorsa anlam ifade etmeyecektir. Ne doğruluk, ne vefa, ne merhamet, ne cömertlik, ne şefkat, merhamet, acıma, af, bunların hiçbirisinin kıymeti olmayacaktır. Güç neredeyse insan oradadır. Bu insan tipi oradadır. Kimin sözü geçiyorsa altında barınılacak olan gölge de onların gölgesidir. Kelle ve son ayet. Hayır diyor Allah. Öyle zannettiğiniz gibi de değil. Güç de biticidir. Servet de biticidir. Hatta bunların bulunduğu hayat da biticidir. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ Bugün bağlandığınız, yanaşmaya çalıştığınız, buyruklarına girdiğiniz, gönüllerine etmeye çalıştığınız, gözlerine girmeye çalıştığınız kimseler yarın sizin onlara olan tutkuya bağlılığınızı reddedecekler. Çünkü yarın Allah'ın huzurudur. Allah'ın huzurunda emniyet, Allah'ın ölçülerine sadakatten geçer.
dünya hayatındayken o indirdiği ölçüleri hayat düzeni yapmaktan geçer. Dolayısıyla Allah dışında yanaştığımız ve ilkelerince yaşadığımız, onların olur ve takdirlerine oynadığımız her kim var idiyse, onlar bizleri reddedecek ve uzak tutacaklardır. وَيَكُنُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّ ve o kendilerinin tabisi olan kitlelere tam tezat düşeceklerdir. Yani kabul etmeyecekler. Ne şeytan, şeytana uyan kitlelerin ona olan bağlılığını sahiplenecek, ne fikir önderleri, babaları, o fikre uyan insan kitlelerin bağlılıklarını sahiplenecek, ne de başka birileri, ne de bir babanın kendi evladını yönlendirmesi, evladın babaya ne olursa olsun senin sözün yere düşmez gibi bağlılığına, baba evladına yarın sahip çıkamayacaktır. Allah'ın dışındaki bütün tutkular ve bağlılıklar yerle bir edilecektir. Ve o gün, bugün kurulan dostluklar düşmanlığa çevrilecektir. Evet. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Allah bizleri gerçek olan ilah kendisiyle, kendisine imanla, ona kullukla hep beraber kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, çekiliş sonuçlarını söylüyorum. Bunlar bizden hadis kitabı alacak olan dinleyenlerimiz. İbrahim Bora, Betül Ertaş, Ömer Kadir, Yaşar Yıldırım, Hamide Kevser, Neseme, bu kullanacağı değilmiş, Biblioman, Döne Özkan, İnci Korkmaz. Bu dinleyenlerimiz, bizleri seyredenler, derslerimizi takip eden bu kardeşlerimiz, bizden bir hadis seti inşallah kazanmış oldular. Allah okuyup gereğince yaşayanlardan eylesin hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.